Bizim yemek de Okey ağrıdan abi, geliyor let's herhalde go. anlamadım. Kameralar, Kamera. arkadaşlar ağrıya geldim. Ağrıda Kamerayı bir gidelim kapattım ya. Arada kanka. neye geldim? Burada hem Bitince doğu açarız. yazı hem de taşı çaya da gidelim. Mukbang Ağrı'ya yayını, bunun bağlı. olayı bu ya. Herkese de Ne Mukbang yayını? Tam açtım ya. amına koyayım. Ne halim varsa gör. Bir yanda taşlı çay deresi var. Çok Mukbang güzel olayı bir bu. ortamda. Tamam. Girişimizi yaptık ve güne çok güzel bir kahvaltıyla başlamak istiyorum. Çorbacıya gidiyorum. Evet. Ama Google Chrome'un Chrome sesini açıyormuşsun bir de. Abicim tamam açacağım. Ne bağırıyorsunuz ya? Arkadaşlar ne Ağrı merkezde çorbacıma geldi. Güne inanılmaz güzel Adamın bir çorba. Adamın Ağrı merkezde çorbacısı var. Sen hala burada Subway yiyorsun ama. Çorbayla başlayacağız. Girelim bakalım hangi çorba çeşitleri var, ona göre kendimize bir tane seçelim. Evet arkadaşlar, içeriye girdik, yanında Fesi Usta var. Fesi Usta nasılsın? Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle nasılsınız? Teşekkürler, çok sağ ol. Biz de çok iyiyiz. Çorbaları görünce daha bir güzel oldu. Ağrı usulü ayak paça. Bu ayak paça. Oo, evet Ağrı usulü cam gibi vitamin Süper. Deposu. Oo, böyle. Çok güzel gözüküyor. Başka evet. neler var? Antep usulü kendi sos. Ye bismillah. Al doy bismillah, hadi bakalım. Hadi bakalım sen de ye. Al bismillah. Hadi bakalım. Aslında kendi yağında kelle. Kelle. Kelle paça. İlk evet. defa görüyorum. Bu sizin de mercimek yani. çorbamız. Mercimek çorbası. Bu yayla çorbası. Yayla çorbası. Ezogelin. Ezogelinin var. Soslu işkembe. Soslu işkembe. Tavuk çorbamız. Bu da tavuk çorbası. Sebzeli tavuk çorbamız. Ben evet. ayak paça alacağım. Öyle. En güzeli ayak paça gibi duruyor. Şöyle aldın onu. Oh. Şöyle iri çok iri güzel. Cam gibi. Size. Çok evet, güzel tabii, gözüküyor. Cam gibi. Ne kadar bunun porsiyonu? Porsiyonu 23 lira efendim. 23 lira. Evet. Çok da uygun mu? Çok güzel bir çorba. Elinize kolunuza sağlıklıyoruz. Afiyet olsun. Biz afiyetle tüketmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim. Şöyle göstereyim. Yeşilliğini de veriyorlar. Turşusunu veriyorlar. Şöyle ekmek kırıntıları var. Sarımsak. Ha, zeytin de geliyor. Herkese veriyorsunuz bu şekilde. Çok güzel. Yani şu gördüğünüz masa enteresan bir şekilde 23 TL. Çok şaşırtıcı. Ne yapacağım? Böyle tutuyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz pasparlak mis gibi. Başka böyle sade tatmak. Bu ne lan? Zeytin. Bu zeytin mi? Hmm. Böyle büyük zeytin mi var oğlum? Şimdi de çok az limon çalışması yapıyorum. Limona boğduk onu. Bir parça sarımsağından aldım şöyle. Sarımsağı ayrı geliyorlar. Böyle sarımsağını da ekledim. İsteğe bağlı. Çok az bir sirke dokunuşu. Bu kadar yeterli. Bunu şöyle bir karıştıralım. Ya bu lezzete bayılırsın. Ayak hastası biri olarak ne yapıyorum? Şöyle tekrar da bunu test etmek için şöyle. Hatta ya bir daha ayak hastasıymış, duydun mu? Böyle tutuyorum ve afiyetle tüketiyorum. Efsane bir şey bu bir ya. Bir şey diyeceğim. Bu adam arkada yemek yiyor ya. İzinsiz çekmiş mi oldu acaba, yoksa izin almış mıdır? Abi çekim yapacağız. Sıkıntı yoksa açabilir miyiz diye yemiştim. Abi. Mesela şey muhabbeti var ya. Tost yerken adamı çekiyorlar. Ünlü. Adamın adını unuttum ya. Sen benim oğlumdun. Adını Feriha koydum. Ne alakası var? Sen benim oğlumdun diyorum ya. Aşkı memnun. Heh. Selçuk abi, Selçuk abi, Selçuk abi tost yerken çekiyorlar, adam bir dava açıyor, para alıyor amına koyayım. Hatırladım. Emin olun güne çok güzel başladığımı düşünüyorum. Tam böyle kahvaltı yapmak için inanılmaz ideal bir yer. Zeytini de getiriyor, ardından çay da geliyormuş. Ekmek kırıntını da şöyle alırsın, bir de öyle deneyelim. Böyle sallana sallana. Erkeğiyle ekmek görüyorlar lan. Biz burada kahvaltımızı yapalım. Daha sonra Ağrı'da dünyaları yemeye devam edeceğiz. Şimdi de belediyenin hemen karşısında arkadaşlar çadır et şarküteri var burada. Bir şarküteriye gireceğiz dedik. Şarküteri de buranın meşhur balını alacağız. Bundan sonra geçeceğiz bir yerde çayla beraber ufak lezzet tadımları yapıp güne devam etmiş olacağız. Kargo geldi chat, geliyorum. Isırayım lan şunun yemeğinden bir tane. He? Aldım. Papara Batman kartı çıkarmış, onu aldım. Yapmışsın sen yemeği ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın yemeğime? Şifa. Ne yaptın yemeğime? Hiçbir şey yapamadım. Ne yaptın ya? Tam yiyecektim, geldiğinde kapıda. Orospu. Hemen giriyoruz. Evet Orhan Usta'm merhabalar, nasılsın? Merhaba, iyiyim, sağ olun, nasılsınız? Teşekkür Hoş ederim. Geldiniz. Batman kartı ne? Batman ya, Papara Batman. Ya DC ile işbirliği yapıp ya bu sponsorlu gibi oldu ya.
Hoş bulduk. Kanka yazın Google'a papara Batman kardeşler. Diyorum ki ağır balı çok lezzetli. Kesinlikle. Evet. Senden bal alacağım, bir de yağ alacağım. Evet arkadaşlar, yağ görüyorsunuz sapsarı. Çok güzel gözüküyor. Sade yağ mı? Kesinlikle. Çok evet. Lezzetli olur arkadaşlar. Tabii. Bu ağrının meşhur balı geldi. Tellerini önce bir çıkarmamız lazım. Onu ameliyata alır gibi masaya yatırın şöyle. Evet. Oh, görüyor musunuz arkadaşlar, böyle ballar böyle fışkırmaya başladı. Kenarlarını tamam, iyiden şöyle. İyiye sıyırdı. Eteklerin içi fulldan fulle bal dolu. Ve artı böyle balımız evet. Çıktı. Şunun görüntüsüne bakalım. Muazzam gözüküyor. Şöyle bir parça bize verirsen. Şöyle kestim. Bir içini gösterelim şöyle bir. Şöyle. Şuna bak. Şöyle bize bir dilim tabii, verirsen. Hemen veriyorum. Evet, orta yerinden kestim bize. Hemen şöyle tereyağının yanına yatıralım onu. Tereyağının yanına aldık. Biraz da süzme evet. Bal ekleyelim içerisine. Şimdi de üzerine böyle süzme bal girecek arkadaşlar. Süzme balından da şöyle kenardan ekliyorsun. Ne kadar geliyor bu şekilde? Mesela biri gelip almak istese bu ne kadar? 45-50 lira civarında. 45-50 TL'ye bunu alabilir. Bir parça kavurma alalım. Kavurmam tabii. Da güzel dedi. Çok doğru, ince bir dilim istiyorum. Evet. Çok fazla değil. Yiyeceğim kadar çünkü alacağım. Hatta onun ben yarısını alırım. Görüyorsunuz arkadaşlar, içi kıpkırmızı mis gibi. Şöyle bir tabaklayalım onu da. Kavurmamız da tamam. Evet, sen bunu tarttın. Fiyatı ne kadardı? 25 lira. 25 TL. Neden? Teşekkür ediyorum. Ben bunları alıyorum ediyorum. O zaman. Ben gidelim bir de peynir alalım. Çay bahçesinde bunların keyfini çıkaralım. Evet arkadaşlar, şimdi de Medine Tandır Evi'ne geldik. Burada tandırda ekmek yapıyorlar. Hemen nasıl yapıldığını da göstereceğim. Kendimize bir tane alacağız. Daha sonra çay evine geçeceğiz. Evet Ayfer ablam, kolay gelsin. Bak hamurları böyle açıyorsun. Delikle böyle ne yaptın onu deldin ve şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Tandır işte deniyor ya. Değil mi bunu? Tandır da böyle mis gibi pişiyor. Kaç dakikada pişer bu? Bir dakika sürmüyor bile. Çok iyi. Ne kadar fiyatı bunun bu şekilde? 3 lira. 3 TL'ye veriyorsunuz. Aynen. Bu yöresel bir ekmek. Bu yörenin bir ekmeği mi oluyor? Evet, aynen. Bu Ağrı'da ekmek aynen. Bu şekilde yapılıyor. Ağrı tandırı olarak geçiyor arkadaşlar. Bu kocaman gördüğünüz gibi açılıyor. Abi. Böyle kendi yastığına, özel aparatına ekleniyor. Daha sonra tandıra eklenip 1 dakika içerisinde çıktı. Gördüğünüz gibi mis gibi, incecik, sıcacık. Biz bundan bir tane alalım. Teşekkür ettik, elinize kolunca sağlık. Harbiden normal ekmekten daha güzel. Şimdi nereye geldik? Malzemelerimizi aldık. Çaykovski çay evine geldik. Hemen girelim buradan, çayımızı söyleyelim. Uzak bir masa kuralım kenara. Ondan sonra afiyetle keyfini çıkaralım. Evet arkadaşlar, sofraya oturdum. Şöyle yakından çekelim apocuğum. Yani şöyle bir sıkıntı oldu. Ekmek almaya gider. Derken güneşin altında kaldığı için şöyle gördüğünüz gibi yağ ve bal iyice birbirine girdi. Bu aslında benim biraz da işime geliyor. Ekmeğimi alıyorum. Biraz şöyle yağ ve balda. Dibinde bal var, üst kısımda şöyle yağ var. Adam bu işi biliyor ya. Şöyle de bir peynir aldım arkadaşlar. Tam bir esnaf kahvaltısı denilebilir aslında buna. Biraz da şöyle. Kavurmamızdan da alalım. Kavurma da çok güzel gözüküyor. Baba ne yedim be? Öyle. Bence en güzel kahvaltı bu diyebiliriz. Tabii yapmış olduğumuz o çorba efsaneydi. Onu da belirteyim de. O ağır bal ve sade ya. Sadece şu ikisini alırsın, bu da seni tatmin eder diye düşünüyorum. Bir yanda sade ya. Diğer yanda bal. Ağır bal çok lezzetli. Üzerine de böyle çay. İnanılmaz güzel. Ben buranın da keyfini çıkarayım. Sonra yemeye devam edelim. Evet arkadaşlar, Erzurum Caddesi tostçu Vahab'a geldi. Burada ne yiyeceğiz? Bir gide böyle yumurtalı tostumu yiyeceğiz. Doğu bölgesinin böyle yumurtalı tostları efsane olur. Vahab Usta da bunlardan bir tanesi. Hemen tadımını yapalım. Evet arkadaşlar, Vahab Usta'nın yanına geldik. Vahab Usta kolay gelsin. Nasıl sağ gidiyor? Sağ olun, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Şöyle yandan çekelim. Sucukları ne yapıyorsun? Önden bir pişiriyorsun evet, değil mi? Evet. Tamam. Tost makinesine bastın. Önden bunlar pişecek. Ondan sonra ikinci aşamaya geçeceğiz. Evet, şöyle kaşarlarını da dilimledin. Hazır ediyorsun. Kenarda bekle. Hemen şöyle ekmeğinin içerisine aktarırsın. Normalde sen yuvarlak ekmek yapıyorsun herhalde. Evet. Herhalde kalmamış. Ondan dolayı böyle uzun ekmeğe yaptı. Hemen ardından yumurtasını ekledin. Orada kabuğu kaldı. Kabuğunu da aldın. Bunlar önden pişecek. Şöyle iki tane yumurta mı ekliyorsun bir porsiyona? Evet. İki yumurta ekliyorsun. Yumurtaları da hafiften çırpıp üzerine bir parça pul biber ekleyip onları ne yapıyorsun? Üşümesin diye kapatıyorsun. Sen ne yaptın? Böyle bir de ketçap da sürüyorsun buna. Ekmeğin her tarafına ketçabını da sürdün. Orada yumurta... diye. Her tarafına eşit bir şekilde yayıyorsun. Bir parçada mayonez çalışması yaptın sen ona. Yumurtalar da pişti mi usta? Evet. Yumurtalar da pişti. Şöyle kendi içerisinde katlayıp hemen tost ekmeğin arasına alıyorsun. Yine her tarafını eşit bir şekilde yayıyorsun şöyle. Vahab Usta, bunun fiyatı ne kadar bu şekilde? 25 lira efendim. Bu şekilde yani, 25 TL'ye evet, veriyorsun. Evet. Genelde kim geliyor? Öğrenciler mi geliyor yoksa esnaf mı geliyor? Yani esnaf geliyor, öğrenci geliyor, memur geliyor. Herkesime hitap ediyorsun. Evet. Süper ya, evet. Muhteşem. Evet, tostumuz pişti. Sen onları ufak dilimler halinde
haline getirdin. Şöyle tabaklama çalışması mı yapacağız var? Evet efendim. Tamam. Şöyle tostu tabaklıyoruz. Biz bir de çayın varsa çay alalım. Ondan sonra bunu afiyetle tüketelim. Teşekkür ediyoruz abi ustam. Eline koluna sağlık. Evet arkadaşlar, sofraya geçeyim. Çayımı da aldım. Çayın da fiyatı 5 TL'ymiş bu arada. Şöyle tostumu aldım. Çıtır çıtır olmuş. Afiyet olsun. Eyvallah. Ben çayımı aldım. Oğlum çok acıydı lan. Yumurtalı tostları ben çok seviyorum. Evde de kendime çok yapıyorum. Çok keyifli oluyor. Aşırı tabii arasında böyle aşırı acıydı, yandım. Bir domates salçası sürsen benim o zaman daha çok hoşuma gidiyor. Tam böyle sanayi tostu oluyor. Çok keyifli oluyor. Biz bu tostu tekrar sonra da yemeye devam edelim. Evet şimdi de Ağrı merkezde çeşitli restorana geldik. Halise yapıyorlar arkadaşlar. Farklı yerlerde farklı adları var ama burada Halise deniyor. Hemen girelim bir Halise'nin tadına bakalım. Evet arkadaşlar içeriye girdi. Evet gördüğünüz gibi. Ben bir ayran daha açacağım oğlum, yandım ya. Bu ne kanka? Ne kadar bunun porsiyonu? Bu şekilde değil mi? Böyle boldan boldan mı ekliyorsunuz herkese? Gözüküyor. Süper. Üzerine en son bir yağ çalışması yaptık. Nimet'e el denmez. Üzerine yağından da ekledim. Bence çok güzel. Aynen bu şekilde sersin. Tamam ben hemen o zaman sofraya geçebilirim. Evet arkadaşlar masama da geçti. Şöyle alalım. Dumanı da üzerinde. Hani bu farklı yörelerde eşlik olarak da adlandırılıyor. Ris olarak da adlandırılıyor. Çok da lezzetli oluyor. Hatay yöresinde de mesela bizde de çok yapılır bu. Dışını beğenmediği için içine biberli kevizli olanı var. Aşure olarak da adlandırıyorlar. Yemeklerde bunun da keyfini çıkaralım. Yedikçe yesin gelir bundan. Sonra yemeğe de devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi de Ağrı'nın meşhur dönerini yemeye. Ben çok yemek gördüm. Dışı kötü gözüküp. Kokusu kötü. Çok güzel olan. Tadı güzel. Evet. Ney? Görünüş olarak mı diyorsun? Görünüşe kokusu kötü yiyeceksin. Onun kokusu %100 kötü. Aklıma gelmiyor ama çok yedim. Mesela daha çok şey oluyor. Bulamaç yok gibi olanlar oluyor. Bulamaç gibi. Evet. Ya o işte şu yemek gibi işte. Çok var buna benzer yemek aslında. Şırdanın, oğlum şırdanın mumbarın görünüşü kötü değil ki bence. Kol gibi. Kol gibi amına koyayım. Gelir bundan. Sonra yemeğe de devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi de Ağrı'nın meşhur dönerini yemeye geldik. Neresi mi? Sofi'nin yeri. Tabi tabelasında ne yazıyor? Meşhur Ağrı döner ama Sofi olarak tanınıyor. Hemen girelim, tadımını yapalım. Evet arkadaşlar Sofi ustanın yanına geldim. Sofi ustacım nasılsın? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Böyle kocaman bir döner takmışsın ya. Abi, bir de herkes seni söylüyor. Kaç kilo lan döner? Lan kaç oldu bu arada, biz saymadık. 7 mi? 2 yıldır. Aynen öyle. Şöyle söyleyeyim abi. Kime sorduysam seni söyledi. Kime sorduysam. Allah razı olsun. Biz verdiğin dönerin karşılığını almadan hep işlerim abi. Süpersin ya. Çok güzel. Ne eti kullanıyorsun abicim? Ne dedi lan abi? Şu kaciyi yiyeceğim. Bak bunu bir almadan... Sorduysam seni söyledi. Kime sorduysam? Allah razı olsun. Biz verdiğin dönerin karşılığını almadan et iş veremedi. Süpersin ya. Verdiğin dönerin karşılığı olmadan et iş vereni. Çok güzel. Bir de eti kullanıyorsun abicim. Sıhırla koyun karışık kullanıyorsun. Karışık kullanıyorsun. Aynen. Çok güzel. Marinasyona yatırıyorsun herhalde. İki gün. Dinlendiriyorsun aynen. İki gün. İki gün dinlendiriyorsun. Çok güzel. Bir kesini şimdi senden bir alalım. Ondan sonra da afiyetle tüketelim. Bugün de doyduk Sercan. Evet, evet. Tamam. Şöyle gösterelim. Şöyle incecik yaprak gibi kesiyorsun sen. Arka tarafı görürüm ben onda. Aynen öyle. İyice konsantre olmuşsun zaten. Aynen öyle. Doğrudur. İncecik dilimler haline getiriyorsun. Şöyle gösterelim. İnce kesmeye de devam ediyorsun. Porsiyonda kaç gram oluyor Sofistan? 100 gramda ama biz 120 gram. Şunlar yağ değil mi? 20 gramda bizden hediye. 100 alana aynen. 20 gram benden diyorsun. Evet incecik dilimler haline getirildi arkadaşlar. Bir aynen. Tabaklamayı da görebilir miyiz? Tabii. Evet şöyle de tabakladın sen onu. Evet sade de veriyoruz. Pilavlı da veriyoruz. Pilavlı da verin isteyene. Ne kadardı bu şekilde dedin? Şu anda 150 gram. Bak, bile sarmıyor bu 50 TL. 150 gram giriyor 50 TL. Muhteşem. Evet aynen öyle. 50 TL 150 gram. Bir de ayrıyeten bizim kameraman ne yapacak arkadaşlar? 35 TL'lik bir menü var. Budur. Şöyle ne yapıyorsun? 35 aslında bir kişilik eti bırakıyorsun. Evet. Pilav üzerine kuru fasulye yanına biberini bırakıyorsun. Yanında salatası. Sumaklı soğan. Sumaklı soğanı. Ekmeğini veriyorsun. 35 TL. Aynen öyle. Valla hiçbir şey. Bu eti. Düşün saf eti. 35 TL'ye böyle bir menüde yiyorsun. Bence muazzam bir şey. Aynen öyle. Benimki çünkü 1,5 kişilik arkadaşlar. Aynen. Ben hemen ne yapıyorum? Sofraya geçip 1,5 kişilik etimi yiyeyim. Afiyetle tüketeyim. Ondan sonra yemeye devam edeceğiz zaten. Vallahi. Hemen masaya geçiyorum. Evet arkadaşlar sofraya geçtim. Söylediğim gibi şöyle salata, sumaklı soğan, ekmeğini ekliyorlar. Böyle 1,5 kişilik demiştik ya yanına arkadaşlar pilavını... Oğlum, o kadar acıydı ki sandviç et. Burnum akıyor benim şu an acıdan. Şuraya çıktım ya az önce, şurada temizledim ben. Kuru fasulyesini de ekliyorlar. Bu şekilde veriyorlar. Servisi bu şekilde yapıyorlar. Ben de şöyle önce etin sade bir tadına bakmak istiyorum. Şöyle bir parça aldım. Ne? Kurabiye.
sessizlik zor. Gel biz kaçalım buralar daha çok uzağa uzağa. Hadi gel sonsuza dek. Sen de gel. Saçlarını taram. Çok güzel gözüküyor. Yaprak yaprak. Mis gibi. Yağlarda damlıyor. Et yumuşacık. Çok güzel bir marmeyi. Burayı öldükleri kadar da var. İnanılmaz lezzetli. Yani buraya dediğim gibi hangi esnafa sorsa. Hangi mikrofon sorsa, çalışmamış abi. Takip süperime karşıya onlara da sorsa. Değil mi? Buraya, arka sesi gibi alıyor bu. Biberinden de alırsın. Biraz soğan. Afiyet. Mavi'ye geliyorsanız bu lezzeti mutlaka ama mutlaka deneyin aldığınızda çiziyorum. Şimdi de Hacıoğlu restorana 8. geldik. Burada bir vali tabağı yapıyorlarmış. Bu vali tabağını ben çok merak ediyorum. İçeri girelim, nasıl olduğunu göstereyim size. İçeri girdik, yanımda Orhan evet, Usta var. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Buranın sağ olun, teşekkür ederim. Allah. Vali tepsisi mi diyorlar evet, buna? Evet, bu bizim restoranın tepsisi meşhur. Tepsi. 1,5 kişilik derken Ali abiyle mi gitmemiz gerekiyor? Arkadaş tek başına gelebilirmiş. Güzel espri aslında da Ali yok ya, kaçtı amına koyayım. Ali delirmesi lazım da bizim gülmemiz evet, lazım. Evet, büyük güzel, çok iyiydi bu arada. Güzel Ali eline yok. Eline sağlık. Ama Ali yok. Zel hoş geldin. Herkes gülüyor, Vali tepsisi gülüyor. Zel niye adama tipe bak yazdın? Bana diyor galiba. Yo bence ustama yazdı. Şu büyük bir linç geliyor şu an Zel'e. Için beni sikecek, hazır mısın? Harbi misin? Dur, Delay var şu an, düşünüyor. Hadi bakalım. Bak. Lan kötü bir şey demedim, Sercan'a dedim. Cyber'ım hoş geldin. Eyvallah. Cyber'ın hoş buldu. Cyber hoş. Nasılsın Cyber'ım? Hastayım Jirox'um. Sercan'ım bir tane ıslak mendil yesene lan, burnum akıyor. Ya da sen gel dur, ben ıslak mendil alıp geleyim. Chat'im hoş buldum. Geç bakalım. Bu da sana parfüm olsun. Kulaklığını çıkar da. Ya salak mısın? Koymaya gideceğim amına. Tabuya gidince tabi. Peki chat. Tabuya son 18 günde sadece 2 kere gitmem. Vallahi oğuzum. Ah. Oynandı. Ya baba, benim şu evimdeki insanı alabilir misiniz ya? Allah'ım yarabbim, kafayı yiyeceğim ya. Jirox'um, Cyber'ım ne oldu, neden hasta olduk Cyber? Jirox'um üşüttüm. Bir dur, benim dişlerimi kontrol etmem lazım, bir şey var mı bana diye. Bana bak bakayım. Hiçbir şey yok, tertemiz. Bunu dolu şurada gidiyor, vardı, onu da alıverdim dille. Nasıl yapılıyor bize? Siktir lan, harbi mi diyorsun? Sen ciddi misin? Orası bir çocuğu. Bak yayını durdurdun şu an. Salak, o sümük değil ki. Ne? Islak mendilin şeyi. Pamuğu. Bununla mı sokuyorsun? Ben kendim. Ananın amıyla soktum. Bak valla şaplığa çekerim sana şimdi Sercan'a. Gösterirsen. Şöyle ızgarada gösterelim. Sen bunu pişirdin. Evet, pişirdim. Ne var bu pişirdiklerinin içerisinde? Bir miktar tavuk şiş efendim. Tamam, bu göğüs oluyor herhalde. Evet, göğüs filetodan. Cyber tabu kapandı değil mi lan, o yüzden gidemiyorsun. Yo, bugün açık hatta. O nasıl bir şey ya kanka? Kanka işte sorma. Öksürüyorum ve öksürdükçe canım akıyor. Öksürmedin ki, öksür şardın. Çok hasta oğlum bu adam. Çok hasta oğlum bu adam. Bir de direkt şeyden öksürüyorsun ha. Ciğerden öksürüyorsun bir de şu an Cyber. Vallahi bir cin toniğin iyi geleceğini düşünüyorum. Oğlum sakın öyle bir şey yapma. Git ilaç tedavisine başla acil. Serum vurdurdum akşama. Serum vurma ya abi. Bir ilaç tedavisine başlayın. Oğlum hepiniz mi serumcusunuz ya? Burası serum muhteşem bir şey ya. Kanka sen şu anda vücudu seruma alıştırıyorsun. Alışsın. Ya kanka şu yanımdakini alsanıza ya. Yaprak kanat Beyza pilişini. Beyza pilişini. Şakasız bir şey soracağım. Tavuk suyu çorba mı, kelle paça mı iyi gelir? Tavuk suyu. Kelle paça lan. Kelle paça içiyorsan kelle paça iç. Tavuk suyu. Kelle paça daha yararlı şu an. Ama bak bu çok tartışmalı bir şey, anladın mı? Kelle paça daha yararlı şu an senin için.
Tavuk suyu da yararlı. Miyiz? Tavuk suyu da yararlı ama kelle paça tavuk suyundan daha yararlı bir çorba. Peki pul biberli mi pul bibersiz mi? O sana kalmış bro. Ama bol limon atabilirsin yani. Limon atarsan boğazımı gıcıklatır, öksürürüm yine. Ha vallah. Hemen akabinde hiç boş durmadı. Kebap, kebap Adana. Zırh zırhtan geçiriyor. Evet. İçine sebzesi de var ama değil mi yanlış? Karışık mı yapıyor kanka? Daha yeni çıkmış. Taş fırına yeni çıkmış. Ne yapıyorsun, bunu kesiyor musun? Evet, kesiyoruz. Bu karışık pidemiz. Tamam. Ortadan çeviriyoruz. Ortadan ikiye böldüğümüz. Sonra bunu düzenli bir şekilde kesip. Ney? Canım hiç çekmiyor. Doyduk çünkü, yemek yedik ya. Hani böyle kenarlara diziyorsun. Ben aç olsam şu an canım çeker bu tabağı. Dinle. Bazı yemekler vardır. Tok olsam bile canın çeker. Mesela sarma. Bir tane sarma görürsün. Benim şu an hiçbir yemeği canım çekmez. Önüne zeytinyağlı bir tane sarma var. Yemem. Çekmez. Şu an çok doydum çünkü. Şu an hiçbir yemeği canım çekmez kanka. Bir tane soda var. Beypazarı. İçmez misin? İçmem. Çek bir miktar kaşarlı hocam. Bir kısmını karışık yapıyorsunuz, bir kısmını da kaşarlı yapıyorsunuz. Kaşarlı tabii. Başka bir şey var mı? Hemen sonra ufak bir lahmacunumuz var. Allah Allah, bitmiyor. Yani bunu abi nasıl bir şey oldu? Yedin sen onu. Menümüz biraz zengin. Şöyle lahmacunu da göstereyim. Kaç çok TL güzel, çok merak ediyorum. Kaç TL? Bunun üstünü bu şekilde. Çok son güzel yaptı lan. Süper, çok güzel. Bak oldu 500 lira işte. Doğru hocam. Şimdi bunu servise sunuyoruz. Ne kadar bu şekilde bu? Bu şekilde 60 TL mi? Gerçekten şaka gibi. Şu gördüğünüz tabak. Siktir git, şaplığa çekerim sana. Bir tane lahmacun. Tavuk var. Yarrak, bir tane lahmacun, bir tane pide var. La bir siktir git, tavuk kanat koydu, tavuk şiş koydu, pide koydu, lahmacun koydu, kebap koydu. Daha ne istiyorsun? Oğlum ucuza mı nakayım? Ne? Ha o da, ben o tabakları bedava amına. Baya ucuz bu arada. Lahmacunu var, pidesi var, tavuğu ne var. Ne istiyorsun sen bu tabağı, 20 lira mı olmalıydı? Ne kadar garnitürleriyle beraber şu şekilde 60 TL. Ben bunun keyfini bence çıkarmaya çok iyi bu arada. Çok, arkadaşlar çok masaya iyi. Geçtim ya, şöyle dolu dolu da. Bu buysa hırsızlığa giriyor artık bu, bedavadan da çıkıp. Ama sadece tabak 60 liraysa da bedava yani. Bir masa geldi. Şöyle güzel kocaman bir salata. Şöyle bir ezme. Buna da yoğurtlu meze diyorlar. Böyle buğday ve maydanoz parçacıkları zannedersin. Ne yapıyorsun? Başta şöyle sıcacık lahmacunla başlayalım. Bak kanka tabağa bak amına koyayım. Lahmacunu büküyorum ya. Şu masanın 60 TL olması. Şaşırdı çünkü iki kişi bunlar. Masa 60 lira diyor. Çıtır çıtır. Kriz vurmuyor mu oralara? İncecik yapmışlar. Güzel, sıcacık. Valla işte bu ama bir şey diyeceğim, bu dükkan kirasından tut başka giderlere kadar değişebiliyor yani bu yemeklerin fiyatı. Lahmacun hoşuma gitti. Şöyle sıcak bir de küçük pidecikleri var. Kendi taş fırınlarından çıkarıyorlar bunu. Burada doymama imkanın yok. Kebabından da alırsın şöyle. Kebap çok şey durmuyor mu lan Cyber? Hazır gibi. Aynen. Kötü gibi. Ondan ya kötü dedi. Değildir de böyle harbiden hazır bir kebap gibi duruyor yani. Yemek fiyatları burada diğer şeylere gidelim gibi çok uygun. Lezzetler de güzel. Biz de bu güzel lezzetlerin keyfini çıkarmaya öyle değil mi? Bayağı bir. Evet arkadaşlar, yediklerimizi eritmek üzere Katman Caddesi'nde çok sönen bir tatlıcıya geldik. Neresi? Serdar Usta, hemen içeri girelim. Evet arkadaşlar, Ali Usta'nın yanına geldik. Sen seviyor musun Efe dayım? Video çekecek bu abiyle. Hangi abiyle? Eser. Bu abiyle. Harbi mi? He, bir günde dünyaları yiyecekler. İşte bu. İşte bu. Maden Arda 8. ay, yarın askerlik yerim belli oluyor Oğuz'um. Bu son aboneliğim. 12K Jurox coin'le hesap satılır chat. Al işte yazdığı şeye bak askerin. 6 ay mı gidiyor, bir ay yoksa bir ay mı? 6 kaça ay bırakıyor? Kaça bırakıyorsun? Oğlum sana bir akıl vereyim. Bilgisayarını 6 ay açık bırak. Twitch'te kalsın benim kanalda. 6 ay sonra gel. Sana geldiğinde icralarla uğraş. Ananı sikeyim. Ah. Ne su ne bileyim, bir şey oldu bana. Su. 6 ay sonra geldiğinde 3 milyon euro coin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çünkü arkadaşa özel. Ne? 6 ay mı diyor? Evet. 6 aylık aboneliğimi ben karşılıyorum. Oğlum belki 6 ay gitmiyordu. Nereden biliyorsun? 6 aylık aboneliğini de Sercan tam at parayı adama. Atsın İban bana Discord'dan. At İban. 60 lira gerçi. Atayım ne olacak?
Kaymaklı ne oluyor? Kaymaklı kadayıf, tüm fıstıklı. Valla bir tane Eser abinin tabağı ediyor ya. Aynen öyle. Ucu olarak en fazla burası öneririz. Serdar mutfağı. Hemen ardından sen bunu lokmalık yapıyorsun herhalde. Aynen. İyice parçaladın onu. Üzerine fıstık da ekleyeceğim dedi. Canımı çektirdi işte bu. Neden biliyor musun? Çünkü tatlı yemedik. Kurabiye yedik. Ya babacım bu nerede Subway kurabiyesi? Nerede bu abimin o kıllı elleriyle yaptığı tatlı ya? Kadayıf. Kadayıf. Kıldan... Kadayıf da biraz öyle ya. Yani bu kadayıf mı abi? Fıstığını aldığın üzerine böyle kadayıf olmaz. Ondan ekliyorsun. Ne kadar bunun fiyatı bu şekilde? 20 lira. Bu şekilde 20 TL. Sağlık. Yok böyle kadayıf olmaz. Evet şöyle bol fıstık. Al Eser abiye soralım bir de olur mu olmaz mı? Şöyle alıyoruz zaten lokmalık haline getirdi abimi. Şöyle tutalım. Chat burası kaç bu arada? Çok lezzetliymiş. Üst kısmı çıtır çıtır. Şurası bol. Sırdığında böyle şurası ağzına atıyor. Kaymakla da birleşiyor. Dostum kadayıf dediğin tel kadayıftır. Konu kilit tamam. İyi forumlar. Yediklerimizi sindirdik. Yemeye devam edelim. Evet arkadaşlar Erzurum. Ne kanka? Künefe değil değil mi o? Künefe değil. Bulvarında Revan'a geldik. Merkezdeyiz yani. Ve ne yapacağız burada? Böyle yöresel bir otla yumurta yapıyorlar. Kahvaltı da edilen bir mekanmış aslında. Ve ne yapıyoruz? İçeri girelim onun tadımını yapalım. Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar içeriye girdim. Yanında Neslihan abla var. Nasılsın Neslihan ablacığım? Teşekkür ederim sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle bir tane Ağrı'da yetişen bir ot var değil mi? Evet. Ne olarak geçiyor bu? Çakşır. Çok güzel. Çakşır. Bu direkt Ağrı'da sadece yetişiyor. Dağlarda yabani bir ot. Kendiliğinden. Siz bunu herhalde tuza basmışsınız. Bunu ne yapıyorsunuz? Yumurtadan mı pişiriyorsunuz? Yumurtada pişiriyoruz evet. Tamam bir yapılışını gösterirsek tabii çok ki seviniriz. Evet şöyle sudan çıkardın. Bu tuzlu suda yapılmış hali. Öyle. Ne yapıyorsun? Tavanın içerisine doğruyorsun. Yumuşak bir yapısı var zaten şu an. Aynen öyle. İnce ince doğradın sen onu. Bu sürekli tüketilen bir mantar gibi bir şey mi acaba chat ya? Çok sevilen bir bitki. Ama ilkbaharda çıkar. Daha sonra çıkmaz bu bitki. Onun için bu şekilde evet, tuzlu suya basıyorsun. Böyle mantarımsı bir yapısı var gibi diye geldi bana. Evet. Boldan boldan ekledin, evet, durmuyorsun. Evet. Bu ne kanka ya? Bu story'i bu sabah attım. Oğlum Endonezya'da haber kanalları senin story'lerine haber olarak mı çıkıyor? Evet. Bayağı YouTube Endonezya haber kanalları senin story'lerine haber olarak çıkıyor. Evet. Oha amına koyayım. Bir tane bütün yayınımı YouTube'a atmışlardı. Telif attı. Göstersene chat'e. Ver bir göstereyim chat'e. İn aşağı doğru. Adamın sadece seninle ilgili videosu var oğlum. Bak Sercan'ın YouTube'u kapandığında yaptıkları haber. Ay YouTube'u demişim. Instagram'ı. Böyle ama okunmuyor ki. Bir piksel amına koyayım. Okunsa ne olacak? Yazdığı şeye bak amına koyayım. Ne kadar bunun fiyatı bu şekilde yumurtalı hali? 28 TL. 28 TL'ye veriyorsunuz. Evet, şimdi evet, tavaya geçebiliriz herhalde ocağa. Ocağın... Türkiye'de mi daha ünlüsün, Endonezya'da mı? Türkiye'de. Endonezya'ya ne kadar yakın? Endonezya tek videoda aldığım piyano attı hesabı yok ama. İki video çeksem Endonezya olur belki. Altını yaktı. Önden bunu yağla kavuruyorsun yumurtayı evet, atmadan. Diğer yandan yumurtalarını hazırlıyorsun. Buna kaç adet atıyorsunuz normalde bir porsiyonla? İki yumurta. İki yumurtanı da ekleyip evet, bir parça tuzlayıp yumurtanı da kenarda hazır ediyorsun. Aynen biraz bu kavrulması gerekiyor. Bakın arkadaşlar kendini ne yapıyor? Yandaki böyle kim Mero mu diyen var? İyice kavrulmaya başladı. Yumurtaları sabırsızlıkla bekliyor. Yumurtalar devreye girebilir. Yumurtayı da ekledi. Yumurtası da piştikten sonra artık sürüm aşaması. Başka bir şey giriyor mu bunun içerisine? Bu full biber. Süper. Of evet ya, yumurtamız hemen hemen hazır. Ben o zaman masaya geçiyorum. Elinize kolunuza saklıyorum ama siz dediniz ki bunu yedikten sonra bir de bizim incir kavurmamız var. Evet incir kavurmamız. Evet, bu da yöresel değil mi? Ağrı yöresine ait. Evet, evet. Yine Ağrı'da yapılıyor. Evet cyber. Yöresel bir tatlı. Evet. Harbi tamam, öyle. O zaman ben ne yapacağım? Bunu yedikten sonra o kavurmamız. Bakalım Eser abi ne diyecek? Ben ilk defa görüyorum. Evet arkadaşlar sofraya geçtik. Şöyle tutuyorum. Gerçekten çok merak ediyorum nasıl bir ot. Çünkü otlara karşı benim ayrı bir merakım da var. Şöyle tutarsın. Bunu afiyetle tüketirsin. Böyle hafiften böyle ıspanağın böyle sert hali gibi geldi bana lezzeti. Yumurtayla da birleşince çok güzel olmuş. Çok lezzetli. Çok hoşuma gitti. Saadet atmaya çalışayım. Abi bu çatal, şu çatal hamlesi. Yumurtayla da birleşince bak çok şu, güzel olmuş. Çok lezzetli. Çok... Beğenmese şunu yapmazdı bu arada. Yok yok Beçet. Beğenmese şunu yapmazdı abi. Beğenmiş yani belli. Hoşuma gitti. Saadet atmaya çalışayım. Böyle tutuyorum. Beğenmiyorum.
Ya bence bu bölgeye geliyorsanız denemekte fayda var diyorum. Yazı da çok pahalı değil. Bunun keyfini çıkaralım. Çayımız da var zaten. Yalan söylüyor. Kim yalan söylüyor? Sen mi yalan söylüyorsun lan? Ben mi? He? Ne yalan söyleyeceğim? Yeni video gelmiş, onu izliyorum. Chat yalan söylüyor diyor. Ben niye yalan söyleyeyim ya? Ne bileyim, ben de anlamadım. Biri durduk yere chat'e yalan söylüyor yazdı. Sen yalan söylüyorsun. Oğlum manyak mısın? Ne alaka ya? Yalancı herif. Koca. La bir şey demedim ki. Koca bidon. Sikerim seni ha. Yandayken bidon deyince hiçbir şey yapamıyorsun. Sigorta atıyorsun o zaman falan. Yayında çünkü şey şiddet yok. Politik sohbetimize edip ondan sonra devam edelim. Evet, az kalsın unutuyordum. Bir çay demledi içelim arkadaşlar. Ya. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle bu ne? Üzerine tarçını, cevizi, çiri de böyle ince ince ne yapmışlar, doğramışlar. Tatlı evet, mı? Söylediğine göre yine bu yöreye ait bir tatlı. İncir sever misin? Hmm. Oğlum benim sesime ne oluyor? Sikiyorum şimdi burada. Sesim ne? Gidiyor ya. Su. Niye? Dünkü sponsorlu yayında çıkardık. Kazısayla Coca-Cola'ları da. Coca-Cola'yı da kazı diye bardağa koydum. İstanbul'a mı gitmişim? Siktir lan. Kirletip getiriyorsun. O tarçın dokunuşu çok güzel olmuş. İcire çok yakışmış. Tabi olayın içine bir de ceviz girince bomba gibi patladığını düşünüyorum. Bunun da fiyatı aynı şekilde 28 TL'ymiş. Bu tatlımızı da yiyelim çayla beraber, ondan ya sonra kalkacağız. Ya benim kol tutacağıma dokunmasana. Evet arkadaşlar, merkeze sultan. Kaç oldu chat, kaç oldu? Son sofrasına geldik. Buranın da et menörü çok meşhur ama burada ne yiyeceğim? İskender yiyeceğim. Hemen girelim. Arkadaşlar Hacı Murat Ustam'ın yanına geldim. Nasılsınız Ustam? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Etinizi çok övdüler. Bu bölgenin zaten eti çok güzel. Döneri de çok güzel. Videonun ses ayarı olmamış. Biz tamamen paket döneri. Yaprak eti. Buran yöresel etidir. Buran yöresel eti de hiçbir yerde bulunmaz. Görüyorsunuz arkadaşlar, etin böyle arkasından, yağları da böyle arkasından geliyor. İncecik kesiliyor. Yöresel et. Dümdüz döner kesiyor. Ne yapacaktı? Tokatlayacak mıydı? Ya dana et işte, koyun falan filan karıştırıyor. Dümdüz et yapıyor. Yani yöreselden kastı ne? Neyi farklı? Söylemiyorlar onları. Abi belki çok lezzetlidir. İlla yani değişik bir şey yapmasa gerek yok ki. Belki normal, klasik bir şeyi en iyisi şekilde yapıyordur. En iyi şekilde yapıyordur. Bu gitmek için bir bu sebep değil mi mesela? Demek olmuyor ki ama. Tamam, mesela Bursa'ya İskender yemeye gidenler İskender yiyeceğini bilerek gidiyor. Oradaki İskender'in ama yöresel olmasının bir sebebi var belli ki. Çok iyi olduğu için. Sos falan olması lazım. Tabii çok iyi o yaptıkları için. Oradan çıkan ve oraya özgü bir şey olduğu için işte. Yöresel İskender mi oluyor onun adı? Yoksa Bursa İskender? Ha, adam yöresel demiyor ki. Sen şeye mi takıldın? Adamın yöresel demesine evet, mi yöresel takıldın? Yöresel bir tek burada var tarzında bir konuşma yaptı ya. Bilmem, bakalım izleyelim ne diyecek. İster servis gelsin. Ya ne kanka, beni kilitliyor ya bazen salak salak sorularıyla. Ne salak salak? Diyor ki yöresel. Lan ne alakası var? Adama niye tilt oldun? Adam yöresel dedi diye ananı mı sikti senin yani? Ne yani bu kadar şey ya? 100 gram bırakıyorum. Bir porsiyonda 150 gram bırakıyorum. Bir porsiyon ne kadar? Bir porsiyon İskender'imiz 40 lira. Bu 40 TL. Bu döner olduğu için döner 35 lira. Bu 35 lira bu şekilde. Ne kadar ucuz? Çok güzel. Genelde yani yiyecek fiyatları uygun. Değil mi? Doğru. Ben de onu gördüm. Bir İskender yaklaşımı bize göstereyim. Bence gayet yöresel. Şöyle bir de Evet. Dönerin kendi yağında. Ne kadardır? Yağ çok güzel olur. Lezzetli. Ne? Ne kadardır? 45 lira. Lezzet katar. Yağıyla da besledin sen onu. 45 liradan üstü pahalı. Önceden ayarlamışsın sen. Sosunu yediyorsun sonra. Ooo. Mis gibi. Ya pahalı değil. Birazcık pahalıdır da 45 lira bunun hakkı. Tereyağı da bulundu. Tereyağını da ekledi. Aynen. Ne kadar bu şekilde bu? Bu 40 lira. Bu şekilde 40 lira. Yakınmışım. Elde bomba sağlık, ben o zaman masaya geçiyorum. Evet arkadaşlar, sofraya geçtim. Yancılarında görüyorsunuz salatası, turşusu, domatesi, sumaklı soğanı. Yine de bu şekilde veriyor bu bölgede. Şöyle tutuyorum. Kendime şöyle bir parça aldım. Şöyle göstereyim de yakından. Mis gibi bol tereyağlı. Güzel duruyor ama. Yöresel. Buramda eti çok yumuşakmış. Ağrı'nın et döneri çok meşhurmuş. Sadece bu yere gittim ama böyle 3 tane daha yer var, çok lezzetli.
Yanında da böyle büyük bir ayran söylüyorum. Burada yediğim et dönerlerin fiyatı diğer şehirlerin çok daha uygun. Bu anlamda fiyat performans zaten çok çok güzel olmuş oluyor. Tabii. Evet arkadaşlar şimdi de arada abi şu ses ayarını Hikmet'e geldi. Buranın kavurmasını da çok kavurmacı Hikmet pamuk gibi yumuşacık dediler. Yöresel hemen kavurmacı. Girelim içeri. Evet arkadaşlar kavurmacı Hikmet ustanın yanına geldik. Hikmet hadi Hikmet abiye de desene neyse yöresel diye. Anlatsın be. Teşekkür ederim, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor, her şey yolunda? Şükür bir yaramaz durum yok. Böyle kavurmanı göstereyim şöyle. Çok evet, güzel hocam. Gözüküyor. Oğlum, kendi suyunda, yağında. Ya. Böyle kaç saat pişiyor bu? 5-6 saat. 5-6 saat boyunca saat pişiyor ve bu kıvama geliyor. Ne et oluyor bu? Bu dana eti efendim. Dana eti, dananın neresi? Düve eti. Düve eti. Evet. Bu şekilde porsiyonu ne kadar? 60 TL efendim. Bu şekilde 60 TL. Evet. Yanına pilav veriyor musun? Müşterimiz isterse veriyoruz. Pilav siz yani bu şekilde tek başına kalmaya veriyoruz. Pilav da isterlerse ucuz değil lan. Bir parça normal pilav bence. Pilav ne kadar? Pilavın da fiyatını yani sorunlu. Yani pahalı da değil, ucuz da değil ama. Tabii fasulye olması var, gereken fiyatında yani. Fasulye bitiş saatine denk geliriz. Sıkıntı olmaz. Onu da ben size izah edeyim. Teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim. Biz masaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar sofraya geçtim. Yancıları, domatesi, turşusu, şöyle soğan, biber, limon veriyorlar. Şöyle hem suyundan hem etinden şöyle aldım. İşte böyle bir sade tat alalım. Güzeldir. Oo. Güzeldir chat. Çok güzelmiş gerçekten. Tabii. Yumuşacık. Şöyle pilavla da bir girelim olaya. Pilavla da aldık. Bu yani böyle turşusundan alalım. Onu öyle mi direkt? Soğan. Kanka biraz büyük gibi geldi gözüme de. Biraz da domates. He? Yöresel iyi iş. Abi kavurmayı denesin. O böyle suyuyla beraber alınca et de çok yumuşak, çok keyifli oluyor. Biz böyle masanın keyfini çıkarmaya devam edelim. Evet, Ağrı'da Taşlıçay Balık Gölü'ne geldik arkadaşlar. Burada alabalık tesisi var. Böyle canlı canlı alabalıkları çıkarıyorlar. Chat, kaç pişiriyorlar. Afiyet'e de tüketiyorsun. Diğer yandan şöyle görüyorsun, Balık Gölü'nün de keyfini çıkaracağız. Tekneye bineceğiz. Şurada bir salıncak var. Salıncağa bineceğiz. Yediklerimizi eriteceğiz. O anın keyfini 13. doyasıyla çıkaracağız arkadaşlar. Başta neyle başlıyoruz? Biraz acıkabilmek için. Abi bu yanlış bir fotoğraf çekimi bu arada ya. Şurada bir salıncak var. Salıncağa bineceğiz. Yediklerimizi eriteceğiz. Abi yani denize karşı dilim varmıyor. Denize karşı yapılsa hani gelmişsin oraya. Yani şuraya alsana baksana, Windows profili gibi yani. Gayet güzel görüntüler var. O anın keyfini doyasıyla çıkaracağız arkadaşlar. Dediği oğlum adamı dinleseydin biraz acıkabilmek için, yediklerimizi de sindirebilmek için bir tekne keyfi yapalım. Tekneye geçelim. Biraz gezintiye çıkalım. Evet arkadaşlar iskeleye geldik. Şöyle yavaş yavaş tekneye doğru geçelim. Şöyle tekneye binelim. Normalde tekneye binmek isteyen ne kadar veriyor fiyat olarak? Aile 5-18 kişi alıyor. Evet, 8 kişi gelirse 50 TL veriyor değil mi? Buraya gelirseniz 8 kişi binerse... 8 kişi biz buraya sığmayız. Sen ilk adımda çökertin oraya. 8 kişi biz şu tekneye sığmayız. Siz 50 TL veriyorsunuz gezinti için. Kaç dakika sürüyorsun? 15 dakika. 15 dakika süper. Hadi geçelim o zaman. Arkadaşlar yola koyuldu. Görüyorsunuz mis gibi manzara var. Çok güzel. Şimdi sazlıkların arasından geçeceğiz. Orada da bir görüntü alacağım. Evet şöyle kıyıyı da göstermek istiyorum. Güzel bir manzara eşiğinde. Hava da çok güzel. Şöyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Sazlıkların içine girdik. Burada hangi balıklar çıkıyor? Alabalık çıkıyor. Başka ne çıkıyor? Sazan. Bir de kerebit mi dedin? Kerebit var. Kerebit de balık türünü öldürüyor. Timsah da vardır ha burada. Timsahlar sever böyle ortamları. Yok. Ya görürsün haberlerde yakında. Ben de burada. Biri atmış ama kimin attığı belli değil. Evet arkadaşlar birazdan kıyıya geçeceğiz artık. Biraz daha bir yürüyüş yapalım, ondan sonra yemeğe geçeceğiz. Evet arkadaşlar kıyıya geldik. Artık iniyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu göl kışın doluyormuş. Hatta üzerinde böyle ne yapıyorlar? Arabaları... Ne oldu? Olur öyle şeyler. Yaş 25, yolun yarısı devam et. Jipleri alıyorlarmış. Drift falan bile yapıyorlar. Hayır abi neden yani timsah sadece Amerika'da mı yaşıyor? Türkiye'yi sevmiyor mu yani Türkiye'yi? Ya neden timsah? Abi neden olmasın ya? Timsah olabilir. Fok balığı falan deseydin amına koyayım. Fok balığının orada ne işi var amına koyayım ya? Timsahın ne işi var burada amına koyayım? Lan gerizekalı, tam timsahlık alan lan bura. Sazlık. Sazlık. Evet. Sazlık onca timsahlık mı oluyor? Abi olur, timsah olur. Timsahlar burada mı? Burada mi? Fok balığı nasıl yaşayacak amına koyayım? Sen devam etsene bak soruyu. Yemeğe geçeceğiz. Evet arkadaşlar kıyıya geldik. Artık iniyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu göl kışın doluyormuş. Hatta üzerine böyle ne yapıyorlar? Arabaları jipleri alıyorlar. Cahil diyorlar sana. Çok enteresan. Zaten çok serin şu an. Hani yaz olmasına rağmen. Kız kız hiç... gözlerinde kız yoksa okuyamayacaksın. Cahil ve sekara cahil. Terlemiyorsun hatta üşüyebiliyorsun. Hele bir de akşam olursa düşünemiyorum yani. Böyle kalın giyinmek zorunda kalabiliriz. Hemen şurada görüyorsunuz. Gölün hemen kenarına bir tane salıncak eklemişler. Şöyle çocukluğum yaşayalım. Çok az buranın böyle bir keyfini çıkaralım. Ben ardından alabalık. Bu arada 14 ha.
Çok keyfi yapabilirim. Sayınır hemen abi, gösterdiğim yerin adı Birlik Restoran. Şöyle göstereyim abimiz. Kolay gelsin abi. Hoş geldiniz. Ne balığı abicim bu? Burası buranın enderik türü olan kırmızı alabalık. Kırmızı yemedi mi? Tamam 13 olsun hadi. Alabalık. Kırmızı benekli evet. Alabalık. Görüyorsunuz benim arkadaşlar. Benekleri herhalde adını oradan alıyor değil mi? Evet evet. Çok güzel gözüküyor. Kaç gram geliyor bu ortalama? Bunlar değişiyor. Yarım kilodan tut 250 grama kadar bunlar boyutları şu anda var. Ne kadar porsiyonu? Porsiyonda kaç gram porsiyonu var? Porsiyonu şu anda 300-350 gram. Canlı bir balığı biz açıyoruz. 300-350. 75 lira porsiyonu. 75 TL'ye veriyorsun. Evet, yanında salatası. Ekmeği, suyu. En lezzetli balık bu mu burada? Bu. En lezzetli şu anda bu. Bu. Tamam. Bu doğal sazan etiyle besleniyor. Yani sanayi yem vermiyor. Bir yakından çek istiyorsan. Böyle gösterelim balıkları da. Çok güzel gözüküyor. Olaya bak, aynalı sazanımız da var. Gösterelim size. Olur, aynalı sazana da bakalım. Şu söylediğin balık mı abicim? Oha! Oo, bu o kaç aynalı kilo? Sazan. Aynalı o sazan. 10 kilo 15 kiloya kadar büyüyor. Aynalı sazan. Yok. Cibili cibili şak 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 şak. Altılı yedili şak 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 şak. Ani yazır. Hareketli canlı, değil. Canlı canlı. Ha. Şu soğuk olduğu için hareketsiz bu. Anladım. Bunun porsiyonu ne kadar? Bunun tüm mü veriyorsun? 40 lira. Her şey 40 lira. Ha. Biz benekli alalım abicim. Bunu değil de benekli daha lezzetli tabii gibi ki, duruyor. Tabii ki. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Pişirme bölümü ayrı bir yerde. Hüseyin evet. Ustam yanında. Nasılsın Hüseyin Ustam? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Böyle balıklar ne yapmışsın? Hüseyin Ustanın tişörte bak. Peace. Teşekkür Peace. Ediyoruz. Ne yazıyor orada başka? Ben mekana pis dedin sandım ilk başta. Hayır ya barış anlamında dedim. Peace. Balıkları böyle ikiye yarmışsın evet, ortadan ikiye. Evet temiz ikiye yarıyoruz. Ondan sonra kırmızı benekli kızıl alabalığımız. Süper. Tuzladın mı ne yaptın? Ne işlem uyguladın bunu? Tuzladım evet. Tuz ekledin. Başka evet. Bir şey giriyor mu? Yok. Başka hiçbir işlem yok. Girmiyor. Pisliğini aynen. Ayıkladın pulunu aldın. Aynen. O zaman pişirmeye geçiyoruz. Şöyle görüyorsunuz orada kocaman bir yerde. Bana 3 tane al. 3 tane yeterli olacaktır. Ooo. 3 tane mi? Böyle balıkla iyice pişecek. Kızmış balığa ben bayılıyorum arkadaşlar. Kızarmış balığı çok seviyorum. Ayrı lezzetli oluyor. Balık genelde kızarmış mı yapılıyor? Başka bir şekilde yapılıyor mu? Yok. Yağda mangalda bayağı olmuyor mu? Mangalda biraz kuru oluyor. Yavan oluyor değil mi? Aynen. Yağsız oluyor. En iyisi kızarmış diyorsun. Aynen. Tamam. Bunlar pişsin. Birazdan piştikten sonra da görüntüsünü alacağım. Ondan sonra afiyetle sofraya geçeceğiz. Evet arkadaşlar balıkların bir tarafı pişti. Abimiz çevirdi bunu. Evet şöyle gösterelim. Pişti mi? Evet. Komple pişti. Tamam. Tamam. Arkalı önlü iyice pişti. Çıtır çıtır oldular. Tam kıvama geldiler. En son şöyle kenara alıyorsun. Güzel duruyor Sercan bu arada. Son hali bu şekilde ben artık masaya geçiyorum. Patlatılır evet, yani. Masaya geçtim. Şöyle benekli alabalığımız pişti. Daha... Ne? Balıklar beni çok açmıyor. Tamam. Benim gösterdim. Çok güzel de bir salata bırakıyorlar yanına. Ne yapıyorum? Şöyle önce bir kıl sen çiğni. Süper Mario'nun gizli tarifini biliyor musun? Buradan direkt beyaz etinden alacağım. Ha. Şöyle görüyorsun. Motor yağlı. Mis gibi kızarmış. Şöyle üzerine çok az limon çalışması yapacağım. Şöyle tutuyorum bunu. Büyükçe bir lokmayı. Böyle atıp hemen aldım lan. Abi bak şu adamın hangi olayını sen biliyor musun? Şak diye giriyor ya bir zaman. Bak şuna bak. Yap bir tane. Bak kaşa bak. Şak böyle diye giriyor atıp bak. Hemen aldım lan. Titretiyor ya ben olay okumuyorum. Tak diye giriyor ya oradan. Çok lezzetli. Bu balık zaten mangala gitmez abin de dediği gibi. Bu çok aşırı yağlı bir balık değil. Böyle şalgam. Sen bugün Grant'ta ne yaptın? Ooo. Date çıktı. Şöyle devam edelim. Ooo. Sen de ayarlayayım mı? Yok. Salata çok güzel. Şöyle altını göstereyim arkadaşlar. Ben bir şeyler bulurum yapacak. En kötü yeni bir güncellemelere arabalara falan bakarız. Daha gelmedi yarın geliyor. Tam bir çoban. Yalnız gel kimseye görünmeden. Şey kışın arkadaşlar eksi 40 dereceye kadar düşüyor mu? Ama yazın burası cıvıl cıvıl oluyor. Bu arada hasta Hatay abi. Sesi birazcık şey. Tüketiyorsunuz. Biz buranın keyfini çıkaralım. Belki üzerine bir tatlı 14. Bu 13 oldu değil mi yoksa 14 zaman. Tatlı zaman. O zaman bura 15. Bu 14. Tamam bu 14. Hani için Doğu Beyazıt'ta şu tatlıcı Hikmet Usta'ya geldi. Bu bölgede herkes tarafından konuşulan tatlıcı bu. Hemen girelim hangi çeşit tatlılar var ona göre kendimize seçelim. Evet arkadaşlar içeriye girdim. Yanımda Erkan var. Erkan nasılsın? Sağ ol. Erkan'a. Sen nasılsın abi? Teşekkür ederim sağ olasın. Şöyle parıl parıl parlayan tatlıların var burada. Of, şu ne oluyordu? Çok ilgimi çekti. Of of şu olay var ya şu olay. Tulumba. Onun başka bir adı var. Abicim cevizli hurma tatlısı. Aa. Cevizli hurma tatlısı şöyle gösterelim. Bunun içi ceviz dolgusu mu? Doğrudur abi. Ha, bunu ne yapıyorsunuz? Cevizi nasıl bir hale getiriyorsunuz ki bu hale geliyor? Ya abi kendi olarak yani kendimiz hazır olarak ceviz. Ezmesi bu. Doğrudur abi. Ha, ceviz ezmesi. Dış kabuğunda da sanki ceviz ezmesi, ceviz tanecikleri görüyorum hamurunda. Susam parçacıklar var abi. Susam da ceviz içinde, karışımı. He, içinde de böyle doğrudur. O hamurunda da hem susam hem de susam parçacıkları da koyuyorlar. Ben o zaman damak tadına göre abi. Süpersin harika. Ne kadar bunun mesela bir adet?
dedi. Ya dedi abi kilosu 55. Onu demedim oğlum. Kerane demedim. Başka bir şey dedim ya. Tane olarak da satıyoruz 5 lira. 5 TL. Ben niye dedim? Şuradan lokma var. Doğru. Lokmamız var. Hemen yani şurada doğru. Klasik olan da alıcı var. Alıcı verici. Fıstıklı halka tatlı görüyorum. Doğru. Bunun tanesine kadar aynı fiyat abi. Yalnız bu da kilo farkı var. Kiloda evet. 75 lira. 75 tanesi ama 5. Tanesi 5 lira. Doğru. Tamam. O zaman şöyle bir kese kağıdına birer tane ekleyelim bana. Ne dersin? Doğrudur abi. Böyle fıstıklardan da ekleyelim. Fıstıklı geldi. Bir tane de lokmadan alalım. Tamam abi. Bir tane de lokmayı aldık. Evet. Yediklerimizi bunlarla eritebilir miyiz sence? Eritirsiniz abi. Süpersin. Sıkıntı yok. Tamam. Ben o zaman 15 TL değil mi bu üçü? Doğrudur abi. Tamam. Hemen biz bunu ne yapacağız? 13 TL. Bu daha ucuz olan bu 3 TL. 3 TL abi. Tamam. Ben o zaman bunu yürüye yürüye ne yapacağım? Afiyetle tüketeceğim. Teşekkür ettim. Rica ettim abi. Kendimizi dışarı attık. Başta şöyle cevizli hurma tatlısıyla başlayalım. Hadi bakalım. Biraz sert. İçi boş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim içi boş çıktı. Bunu ilk defa görüyorum. Çok lezzetliymiş. Ceviz ezmesinin lezzeti. İçindeki o hamurunda da ceviz ve susam olması. Ayrıyeten o çıtırlı. Bence bunu çok lezzetli bir tatlı yapmış. Bunu bence buraya geliyorsanız deneyin derim. Çok güzel çünkü. Sırada lokma var. Lokma güzel. Lokma güzel duruyor. Ve sesi de güzel geldi. Gerçekten çok başarılı bir tatlıcıymış. Lokmayı da çok lezzetli yapmış. Beğenmediği yer yok. Çıtır çıtır. Durur sırmaz şişesi var ağzına atıyor. Evet. Gerçekten öyle. Oğlum zaten sevilmesinin sebebi o ki bence çok Atay abinin. Çok güzel. Şimdi de sırada halka tatlı var. Fıstıklı yalnız. Sempatik adam. Ama şunu da söyleyeyim. Gerçekten. Hatay abiyi kimse izlemezken bu kardeşin izliyordu ha Twitch'te. Al chat'e sor. Tek selam söyleyen sensin. Yok ben değilim. Bak o kadar iyi tanıyorum. Kim biliyor musun ilk selam söylediği yayıncı? Taldrin. Var mı? Bu kadar da iyi tanıyorum Atay abi mesela. Sonra sen. Sonra bana söyledi mesela. Öyle. Öyle. Çok doğru bir seçim olmuş. Tatlı da bizi rahatlattı. Kimseye selam söylemedi daha. Efe Uygaş'la video geliyor ama. Şimdi güzel bir kahve içmeye gidelim. Aynen öyle. Evet arkadaşlar Doğu Beyazıt'ta İshak Paşa yolu üzerinde Ergül'ün mutfağındayız. Burada yöresel lezzetler. Ağrı'nın yöresel var. Tamam seni de çağıracak yemeğe. Ben diyetteyim ya. Lezzetlerini yapıyorlar. Birçok kişi tarafından da söylendi. Hemen abi. Girelim tamam, burada ne yiyeceğiz tabii. 15 oldu bu arada. Köfte, tava kebabı bir de yanında halise yiyeceğiz arkadaşlar. Hemen girelim tadım yapalım. Evet arkadaşlar sofraya geçtim. 3 farklı yöresel söyledim. Şurada halise al, var. Al yöresel arkadaşlar. Hadi var mı söyleyeceğim bir şey bunu? Halise geldi. Yani keşkek de deniyor halise. Başka yörelerde. Bu yörede çok yapılan lezzetlerden bir tanesi. Şöyle tutalım. Bizim oralarda buna hirise de deniyor. Şöyle tava kebabı var. Yine bu. Abdigor köftenin etinden yapılıyor. Ne yapıyorum? Şöyle başla. Neyle başlayacağım? Tabii ki de chat yani canlı yayında söyleyebilsem söylerdim de gerçekten kusura bakmayın bazı arkadaşlarımın şöyle söyleyeyim bunu söyleyebilirim herhalde sevgili annelerinin isimlerini saydık yani şey olarak işte Halise şey diye. Abdigör köfteyle başlamak istiyorum. Şuradan şöyle tutuyor. Bu haşlanarak çok yapılıyor zaten. Çok değişik bir köfteye benziyor İçinde lan. İçinde göstereyim. Kendime bir parça kopardım. Şunu pilavıyla beraber şöyle combo yaparsın. Afiyetle tüketirsin. Bu bölgede birçok kişiyle konuşuyorum. Bu yemeği seviyor musun acaba diye. Cyber abartı iyi diyor mesela kimisi bak yemiş. Seviyor. Kimisi bana göre değil diyor. Bu kişiye göre değişir. Diyet menüsüymüş zaten bu aslında. Eskiden o şekilde yapılıyormuş. Yumuşak bir yapısı var arkadaşlar. Yağsız bir etten yapıldığı için döve döve böyle sakız kıvamına getiriliyor. Sadece içerisine çiğ değil, soğan ekleniyor. Top haline getirip haşlanıyor. Haşlandıktan sonra pirince ekleniyor. Üzerine en son bir tereyağı dokunuşuyla pişirilip en son böyle servis ediliyor. Hemen haliseye geçelim. Haliseden de şöyle alırsın üzerinde böyle tereyağı dokunuşu da var. Bizim oralarda kuyruk yağı ekleniyor. Şöyle geçelim tutuyorum. Geçelim abi geçelim. Çok lezzetli yapmışlar. Bu çok güzel. İçerisinde böyle et parçacıkları da var şöyle görüyorsunuz. Ya hadise yani değil etli. Ya. Bence tam olması gerektiği gibi. Çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor zaten. Hemen akabinde tava kebabına gelelim. Bu köfteleri de Abdigör köftenin etiyle yapıyorlar. Ama bunu kızartıyorlar başta arkadaşlar. Böyle kızartıp yanında böyle garnitürlerini de görüyorsunuz. Bu güzeldir Sercan'ım. Biberini de eklemişler. Bu güzeldir. Ben ona da bir kombo yapalım. Köftenin olayını tam anlayamadım.
Neyin? Köfte. Tadı kötü değil ama çok benim kendim köfteci değil işte adam. Yenir mi? Yani kesinlikle evet ama. Evet işte yöresel köfteler çok vesaire. Kimsinin çok hitap etmez. Ama bu üç ürünümüz lezzette tamamıyla yöresel lezzet. Biz bu yöresel lezzetlerin keyfini çıkarmaya devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi de Doğu kaç Beyazıt'ta nereye geldik? Noah restorana geldik. Bu saray bölgesi, İshakpaşa Sarayı bölgesinde çok güzel yöresel lezzetler yapıyormuş. Hemen girelim. Önce bir tanıtalım ardından afiyetle tüketelim. Evet arkadaşlar Ayşe ablanın yanına geldim. Ayşe abla kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle eti ne yapıyoruz burada? Eten abdi gör köftesi yapacağız. Süper. Aa, bu yörenin yemeği değil mi? Evet bu yörenin yemeği. Çok güzel. Etin hangi parçası kullanılıyor burada? Etin sadece sığırın kalça kısmı ve ilk kesildiği gibi bayatlamadan sıcak sıcak. Hemen alınıyor. Evet. Süper. Kaç saat dövüyoruz bu şekilde? Bazen bir saat, bazen yarım saat, bazen iki saat etin, zorluğuna göre. Etin yumuşaklığına göre değil mi? Çok güzel gözüküyor. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi taşın üzerine alınıyor. Taş. Saatlerce dövülüyor. Mama kıvamına getiriliyor. Evet. Daha sonra ikinci aşamaya geçeceğiz. İçine başka ne giriyor demiştin? Soğan. Sadece soğan. Hiçbir şey girmiyor. Evet, süper. Eline koluna sat. Bir dövülüşünü gösterebilirse. Evet. Bıçak yardımıyla katlıyorsun. Evet. Daha sonra böyle üzerine gide gide eti. Mama kıvamına getiriyorsunuz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yer evet, misin? Ben böyle cıvık bir hamur kıvamına geldi. Hani görünüş kötüydü. Bunu yemem. Bunu yer misin? Slime amına koyayım. E tamam oğlum pişiyor bu da. Pişsin yerim sonra. Elinize kolunuza sağlık diyorum. Mama köfte. Evet, Ayşe ablacığım ne yaptık? Dışarıda iyice eti dövdük. İçerisine soğanımızı ekledik. Evet. Şöyle gösterelim. Yuvarlaklar haline getirdim böyle. Yuvarlaklar haline et önce çırpma yöntemi dediğimiz çırpma sen yöntemiyle bir güzel soğanla az önceki daha güzel duruyordu bundan daha sonra şu an kar topu gibi yaptığımız topları sen ılık suyun kötü içerisine bir insan attı. Ilık suda şimdi yarım saat haşlanacak. Yarım saat haşlanacak. Evet. O zaman biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdi yarım saat bekleyeceksiniz. Bu güzel pişecek. Sonra pirincimizi ekleyeceğiz. Yapılışını görmeseydim keşke. Allah saybırım. Değerine değer katacağız. Evet. Bekliyoruz o zaman. Evet. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Pirinçler geliyor değil mi? Evet. Süper. Pirinçler de nasıl geldi. Yani? Döküldü. Bundan sonraki aşamada ne yapacağım? Ben sofraya geçiyorum. İçine giriyor sanıyordum. Kafasına evet. Döküyorlarmış. Süper. İşte tamam. Ben o zaman sofraya geçeyim. Sofrada bekleyişe devam ediyorum. Eline koluna sağlık diyorum. Evet arkadaşlar. Muhteşem bir masa oldu. Şöyle yakından çekelim apocuğu. Gör köftemiz hazır. Keşke. Süper. Gör köftesini yaptığımız etiyle bu ekşili köftesi. Ekşili köfte. Bu ne oluyordu? Girar çorbamız. Hemen yanında kavurma herhalde. Evet, kaymakla kavurduğumuz süper. Abi masaya bak. Bu ne oluyor? Tava kebabı dediğimiz. Tava kebabı. Masa ne abi? Arudut ve üzümsüz. Sofra ne? Bu gibi duruyor ama. Muhteşem. Hemen bu yanına daha az bir kırmızı. Başlayalım. Şuradan bir kaşık aldım. Bu ne pirinci oluyordu? Basmati pirinci mi? İthal pirinci. İran'dan geliyor. İran'dan geliyor. İran pirinci. Kaç paradır oğuzum sence? Bu sofra mı? Lezzetli bir köfte. Bir işle birleşince çok güzel olmuş. Hemen kavurmadan da bir tane tadına bakalım. Niye elimde tuttuysa. Bu rannete zaten çok lezzetli. Bu köftenin fiyatı ne kadar bir porsiyonu? Digör köftesin 70 TL. Kavurma ne kadar? 65 TL. 65. Tamam. Şurada bir çorba görüyorum. Bu ne çorbası? Grar çorbası. He, grar çorbası arkadaşlar. İçinde farklı böyle otlar var. Yoğurt çorbasına mı benziyor bu? Ayran iş çorbası biz grar diyoruz ve etrafta topladığımız yabani otlar. Bunun porsiyonu ne kadar? 20 TL. Bu da 20 TL. Keşkekin porsiyonu ne kadar? 40 TL. Bu şekilde 40 TL. Buna da bakalım. Hemen şunun tadına bakalım. Bu da lezzetliymiş. Tüm yöresel burada toplanmış. Elinize kolunuza sağlık diyorum. Evet arkadaşlar millet hepsini bahçesinde Yemen kahvesine geldim. Kapanışı şöyle. Sıcacık çayla yapıyorum. Şu an hava 15 derece ve üşüyorum yani. Böyle bir şey olmaz. 17 oldu bu arada. Ortasında şu an üşüyorum. Ayrıca bir günde resmen dünya ya abi ben saymam bunu ya. Sayılmaz çay bu amına. Çay bu abi 16 ya. Ben 16 dedim. Yöresel çay. Çet 16 abi. Ya 16 abi ya. O zaman ekmeği saydılar mı o ekmeği? Saymadılar abi. Yemekle ekmeği ayrı saysınlar. Ekmeği farklı. Hayır yani. Ekmekle şurada kahvaltı yaptı ya şurada. Tabii biz bunu çift saydık mesela. Bu tek abi 16. Evet. Biz ekmeği ayrı yemeği ayrı saydık. Bu sayılmaz bu 16 abi çay düşer. Çay satılmaz çay satılmaz öyle bir şey yok. Çay. Düşer abi 16. 16 abi tek sayılır bunlar. Bu kahvaltı tek. Çıkarım giderim ha. Çıkarım giderim. Neyse ya güzel oldu. Direkt ödüle geçsene. Abi izleyelim mi ya bunu?